Sevgili izleyenler, Türk yemekleri İngiltere'de en çok tercih edilen 3. mutfak. Gerek usta aşçılar, gerek bol kepçe porsiyonlar, gerekse de müşterisine misafir muamelesi yapan işletme sahipleri. Bu işin sırrını oluşturuyor. Onlardan birine konuk olacağız ve hem yabancılara neden Türk yemeklerini bu kadar çok seviyorsunuz diye soru yönelteceğiz, hem de işletme sahiplerine bu işin sırrı nedir diye soracağız. Birlikte izliyoruz. Değerli izleyenler, Türk yemekleri İngiltere'de en çok tercih edilen 3. mutfak. Sizler için onun en iyi temsilcisi olan Harman Restorant'a konuk oluyoruz. Türk mutfağını özel kılan usta şeflere sahip olması, iyi malzeme kullanması, servise önem vermesi ve güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla hareket etmesidir. Tüm bunlar bir araya gelince mekan işte böyle dolup taşıyor. Sevgili izleyenler, Ocak'ta tam bir sanat ve zanaat işbirliği var. Efendim, neler yiyor buraya gelen yabancılar Türk restoranlarında hemen göstereyim size. Görüyorsunuz, inanılmaz derecede güzel görünen bir pide var burada. Bunun yanı sıra neler var? Hem bizim pirinç pilavımız var, hem de Anadolu usulüyle yapılmış. İçerisinde bezelye var, havuç var, kırmızı biber var. Aynı şekilde bulgur pilavını görüyorsunuz. Çok lezzetli görünüyor. Burada patlıcan var. Burada tavuk budu var. Bunlarsa sulu yemekler. Oradaysa elbette çorbalar var. Yani yemek yemek istemezseniz sulu yemek de yiyebilirsiniz. Döner çok sıcak. Hem et hem de tavuk döner var. Buradaysa tam bir sanat işleniyor. Görüyorsunuz yaklaşık 150 kişilik ocakta etler pişiyor. Burada buraya çok özel bir salata var. Ben et sevmem, balık sevmem diyorsanız da buraya gelip bu salatanın tadına varabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yandaki masada yaklaşık 100 kişi var. Her biri farklı ülkeden. Hiçbiri yanılmış olamaz. Çiğdem Hanım, ne yediniz bu akşam? Beyti sarma yedim. Nasıldı? Çok beğendim. Gayet lezzetliydi. Londra'da ilk defa denedim. 20 yıldan beri yaşıyorum. Bu kadar lezzetli bir beyti sarma yemedim. Peki dekorasyona ilişkin ne söyleyeceksiniz? Dekorasyon gayet güzel, otantik yapılmış. Şuradaki ayakkabılarla ilgili bir şey var, boya kutuları. Onlar çok hoşuma gitti ilk geldiğimde ama gayet güzel, önem verilmiş. Beğendim. Sevgili izleyenler, Basri Bey ve ailesi bahçede yemek yiyorlar. Çok nezih bir bahçesi var, öyle değil mi? Gerçekten öyle, evet. Gayet güzel. Memnun kaldık. Çalışanlar arkadaşça hareket ediyorlar. Cana yakınlar. Gayet iyi servis yapıyorlar. İlk defa geliyoruz lokantaya. Ama hakikaten çok memnun kaldık. Efendim, şunların güzelliğine bakın. İştah açıyor değil mi? Yabancılara mikrofon uzattık ve yemeklerin lezzetini sorduk. Comfortable and the staff are really lovely. Yeah, we like it. I just like the way you guys do it. I like the salad that comes with it. I like all the condiments and stuff. I like it. I like the service. Sevgili izleyenler, bu 60 kişilik grup yanımda 70 yaşındaki genç arkadaşım için gelmiş. Çünkü onun bugün doğum günü ve ismi de Pasco. Happy birthday, Pasco. Thank you very much. How old are you tonight? I'm 70. Why did you choose this? There's a similarity between Caribbean cooking and Turkish cooking. I like the fact that Turkish cooking has the same kind of spices. So I wanted my friends tonight to enjoy the experiences I've had over the years. Let's go back to your age. Yeah. How was your life experiment since the beginning and until now? It's been a good one. Now I feel like a philosopher because I've had so much experience of life. So I pass on what I know to my children and to my family here. Yeah. I tell them what I know because knowledge is power. Hemen şu anekdotu da sizlerle paylaşmış olalım. Pek söylemeseler de yabancılar Türklerin tabaklarının dolu dolu olmasından pek bir memnunlar. Millet olarak bonkörüz. Müşteri de olsa misafir gibi ağırlıyoruz. Çok ne yiyorsunuz burada? Kebap türlüsü. Özlediğimiz şeyler.
Yabancılar da çok sevdiler. Onlar sizin arkadaşlarınız aynı zamanda. Evet, evet. Onlar neden Türk yemeklerini tercih ediyorlar? Et seviyorlar. Lezzetini çok seviyorlar. Mezeyi özellikle hoşlanıyorlar. Genel Türk havasını seviyorlar. Beni nasıl seviyorsalar Türk yemekleri de seviyorlar. Bakalım mekanın yaratıcıları neler söyleyecekler. Sevgili izleyenler, bu güzide mekanın yaratıcısı Vedat Bey var yanımızda. Vedat Bey, nedir bunun sırrı? Sırrı 25 senelik bir deneyim. Vedat Bey, yabancılar genelde hangi Türk yemeklerini tercih ediyor ve sizde neler var? Bizde sarma kuzu beyti, lem beyti, bütün ızgara çeşitli kaburgalar olsun, pirzolar olsun. Biz bunları günlük genellikle gidiyoruz, kendimiz alıyoruz. Getiriyoruz burada, kendimiz terbiyesini yapıyoruz. Bunun yanı sıra meze çeşitlerimiz var, pide çeşitlerimiz var, sulu yemek çeşitlerimiz var. Çalıştığımız bütün insanlar kendi dalında profesyonel insanlar. Ve bunlarla birlikte uzun zamanla birlikte çalışıyoruz. Yabancı en çok ızgara çeşitlerimizi çok seviyor. Aslında her şey önce bizim bir patent olduğumuzu, bizim bir marka olduğumuzu biliyorlar. Yani yıllardan beri 25 sene Arşive'deyiz. Hep aynı ürünleri, aynı kalitede, aynı hizmette veriyoruz. Genellikle bu bir güven olayı ve bu güven olayı yıllara dayanan bir tecrübedir. Bu da müşteriye yansıyor ve bu işi yıllar sonra götürmeye çalışacağız. Haftaya bu lezzetli yemekleri tatmaya ve sizlerin evlerine getirmeye devam edeceğiz.